Ladies and gentlemen, children around the world truly appreciate our president working toward the establishment of peace and providing hope in times of conflict. The president will now be honored with a key to symbolize his quest for peace across the globe as we begin the century of Türkiye. Değerli katılımcılar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı sahneye teşriflerini arz ediyoruz. Çok seviyoruz Cumhurbaşkanım. Çok teşekkürler çocuklar. Evet değerli katılımcılar, şimdi de Cumhurbaşkanımızı kürsüye teşriflerini arz ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı, kıymetli katılımcılar, saygıdeğer misafirler, hanımefendiler, beyefendiler, sizleri en kalbi duygularımla, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Bu yıl 7.'si düzenlenen TRT World Forum'a sizlerle beraber olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Dünyanın dört bir yanından forumumuzu teşrif eden siz değerli misafirlerimize hoş geldiniz diyorum. Medeniyetlerin, kültürlerin, kıtaların ve insanların buluşma noktası güzel İstanbul'umuzda sizleri ağırlamanın bahtiyarlığı içindeyiz. Ülkemizin kamu yayıncısı TRT'nin düzenlediği bu forum, farklı coğrafyalardan alanında yetkin isimleri buluşturan bir platformdur. Aralık ayında düzenlenen forum, aynı zamanda geride bırakılan senenin muhasebesini yapmak için de önemli bir imkan sunuyor. Forum oturumlarında birbirinden seçkin isimlerle gerçekleştirilecek toplantıların 2023 yılının kapsamlı, adil ve objektif bir değerlendirilmesinin yapılmasına vesile olacağına inanıyorum. Kıymetli fikirleriyle forumun içeriğini zenginleştiren tüm misafirlerimize şimdiden teşekkür ediyorum. Burada öncelikle bir hususa dikkatlerinizi çekmek istiyorum. Gazze'de devam eden katliam başta olmak üzere küresel ölçekte son derece sancılı bir dönemden geçiyoruz. Rusya-Ukrayna arasındaki savaş gündemde geri plana düşmüş olsa da halen tüm yakıcılığıyla devam ediyor. Savaşın ilk aylarında ülkemizin çabalarıyla ortaya konan barış planının değeri gün geçtikçe daha iyi anlaşılıyor. O dönem ateşi büyümeden söndürmek yerine körükleyenlerin bölgemizle birlikte tüm dünyaya nasıl büyük bir kötülük yaptıkları artık net bir şekilde görülüyor. Küresel barışı ve güvenliği sağlamakla mükellef uluslararası kuruluşların sorun çözme kabiliyetlerinin olmadığını bugün daha iyi anlıyoruz.
adil bir barışın kaybedeninin olmayacağı gerçeği tartışmasız bir şekilde karşımızda durmaktadır. Temennimiz, bizim adeta kendimizi paralayarak ısrarla dile getirdiğimiz bu hakikatin tüm taraflarca bir an önce idrak edilmesidir. Türkiye daha fazla kan akmaması, daha fazla yıkım yaşanmaması, daha fazla gözyaşı dökülmemesi için elini taşın altına koymaya hazırdır. Gerçekten de barışa, özellikle adil bir barışa her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğumuz günler yaşıyoruz. Kalıcı barışı tesiste kaybedilen her günün, her anın bedelini ateşe benzin döken batılılar değil, maalesef masumlar ödemektedir. Buna artık bir dur demenin zamanı çoktan gelmiştir. Komşularımızı içine düştükleri bu kaybet kaybet denkleminden çıkarmayı komşuluk hukukumuzun bir gereği olarak görüyoruz. Sizlerin de gayretleriyle bölgemiz bir süredir hasret kaldığı barış ve istikrar iklimine inşallah yeniden kavuşacaktır. Kıymetli misafirler, basın bilhassa da kalemini ve ekranını küresel güçlere kiralamayan özgür basın, demokrasiler açısından yeri doldurulamaz bir ihtiyaçtır. İyi işleyen ve sağlıklı bir demokrasi için yasama, yürütme, yargı erklerine ilaveten dördüncü kuvvet olarak basının sayılması boşuna değildir. Güdümlü basın ise halkın haber alma hakkı yanında demokrasi içinde açık bir tehdit oluşturur. Ülke olarak 70 yılı aşan çok partili demokrasi mücadelemizde bu hakikati tüm boyutlarıyla pek çok kez tecrübe ettik. Üzülerek ifade etmek isterim ki bir dönem demokrasiye sahip çıkmak yerine vesayetçilerin yanında hizalanan, darbeye alkış tutan, milli iradeye müdahale çağrısında bulunan bir medya yapısıyla karşı karşıyaydık. Manşetlerini vesayetçilerin attığı güdümlü medya düzeni, bilhassa 2002 öncesinde Türkiye'nin acı bir gerçeğiydi. Elbette bu zor dönemlerde her türlü tehdide rağmen milli iradenin yanında duran cesur basın, yayın kuruluşları ve medya mensupları da vardı. Sayıları kısıtlı olmakla birlikte halka karşı sorumluluğunu yerine getiren bu gazeteciler isimlerini demokrasi tarihimize altın harflerle yazdırmışlardır. Biz de bu cesur kalemleri daima şükranla yad ediyoruz, yad edeceğiz. Türk demokrasisi ne zaman riske girse hemen vesayetçilerin tetikçiliğine soyunan postallı medya mensuplarını da asla unutmayacağız. Esasen kalemini, köşesini, ekranını güç odaklarının emrine verenlerin saldırılarına İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığımızdan itibaren biz de defalarca maruz kaldık. Muhtar bile olamaz manşetinden 411 el kaosa kalktı provokasyonuna kadar nice medya operasyonunun hedefi haline getirildik. Ama bunların hiçbirine boyun eğmedik. Yıldırma girişimleri karşısında asla geri adım atmadık. Her zaman söylediğim gibi bugünlere manşetlerle çarpışa çarpışa geldik. Gerektiğinde ağır bedeller ödemeyi göze alarak
ülkemizde tüm kurum ve kurallarıyla hakiki demokrasiyi tesis ettik. Objektif kriterlere göre değerlendirme yapıldığında herkesin kabul ettiği gerçek şudur. Türkiye ekonomisiyle, demokrasisiyle, basınıyla, gerçekleştirdiği sessiz devrimleriyle 21 yıl öncesine nazaran çok daha ileri bir noktadadır. Bugün medyamız 2002'den daha zengin, daha çeşitli, toplumun farklı kesimlerinin daha fazla temsil edildiği çoğulcu bir yapıya sahiptir. Teröre bulaşmadığı, şiddeti övmediği ve başkasına hakaret etmediği müddetçe isteyen istediğini yazabilmektedir. Muhalif veya muvafık fark etmeksizin medya mensuplarımızın fikirlerini serbestçe ifade etmelerinde hiçbir mani bulunmuyor. Eksiklerimiz yok mu? Tabii ki var. Dünyadaki her ülkede olduğu gibi bizim de çözmemiz gereken meseleler olduğunun farkındayız. Şu anda Gazze'de 70'i aşkın medya mensubu öldü. Nerede dünya? Dünyanın o meşhur basın yayın organları nerede? Niye sesleri çıkmıyor? Niçin öldürülen bu basın mensuplarına yönelik manşetlerini atmıyorlar? Amerika'nın o meşhur gazeteleri nerede? İngiltere'nin o meşhur gazeteleri, dergileri nerede? Fransa'nın o meşhur gazeteleri nerede? Almanya'nın o meşhur gazeteleri nerede? Hiçbirinin sesi çıkmıyor. İnşallah önümüzdeki dönemde atacağımız adımlarla bu zorlukların hep birlikte üstesinden geleceğiz. Değerli dostlar, Gazze'de 7 Ekim'den bu yana devam eden katliamlar bize sadece özgür değil, aynı zamanda adaletli ve vicdanlı basının da önemini hatırlatmıştır. Çoğu kadın ve çocuk, 180 bine yakın masumun katledilmesinin kağıt kesiği kadar yer bulamadığı bir medya karartmasıyla karşı karşıyayız. İsrail, Gazze'de sadece kadın ve çocukları değil, çok zor şartlar altında görevini yapmaya çalışan basın mensuplarını öldürmüş ve öldürmeye devam ediyor. İsrail saldırılarında hayatını kaybeden gazeteci sayısı 70'ten fazladır. Daha vahimi, uluslararası basın kuruluşlarının bu tabloyu kabullenmesidir. Düşünebiliyor musunuz? Her gün bir gazeteci katlediliyor. Ancak yıllardır bize basın özgürlüğünden dem vuran kurumların hiçbirinin gıkı dahi çıkmıyor. Küresel medya kartelleri Gazze'deki vahşeti gözlerden kaçırmaya, Hamas bahanesiyle gazeteci katliamını meşrulaştırmaya çalışmaktadır. Basın özgürlüğü ve medya ahlakının ötesinde insan onurunu yerle yeksan eden bu vicdansızlığı biz reddediyoruz. Bugün Gazze'deki gazeteci ölümlerine ses çıkarmayanların yarın başka bir konuda söz söyleme hakları olamaz. Asıl olan bugün konuşmak, bugün yazmak, gerçekleri bugün anlatmaktır. Asıl olan mazlum ve mağdurların feryatlarını bugün duyurabilmektir. Türk basın yayın organları işte bunu yapmanın, işte bunu başarabilmenin gayretindedir. Her türlü riski göze alarak Gazze'den dünyaya hayati bir iletişim koridoru açan TRT'mizi, Anadolu Ajansımızı ve diğer basın kuruluşlarımızı canı gönülden tebrik ediyorum. İsrail
İsrail'in yalanlarla örülü propaganda makinesine karşı yürütülen dezenformasyonla mücadele çalışmalarını takdirle karşılıyorum. Şu anda bizim Anadolu Ajansı'ndan şehidimiz var. İşte şurada görüldüğü gibi yaralı gazi kameramız var. Nerede? Gazze'de. Merkezimizin çalışmalarıyla 130'un üzerinde İsrail yalanını ifşa etmesi bu çabaların ne kadar kıymetli olduğunu göstermiştir. İsrail güçleri basın mensuplarımızın hakikate ayarlı kameralarını kırmış olsa da hakikatlerin ortaya çıkmasına engel olamamıştır. Bir kameramız gider, 1000 kameramız gelir. Bütün mesele Gazze'nin yalanlarını, iftiralarını aydınlığa çıkarmak ve tüm insanlığa, başta Türkiye olmak üzere, bunları duyurmaktır. Tüm barbarlığına rağmen Gazzelilerin direniş azmini kıramayan İsrail, medyadaki propaganda savaşını da kaybetmektedir. Olağanüstü bir gayret ve fedakarlık sergileyerek Gazze'deki insani dramı dünyaya duyuran medya mensuplarına şükranlarımı sunuyorum. İsrail saldırılarında hayatını kaybeden gazetecileri rahmetle yad ediyorum. Kıymetli dostlarım, burada sizlerle bir tespitimizi paylaşmak istiyorum. Vicdanları kanatan bu sessizliğin gerisinde ne var biliyor musunuz? Suçluluk duygusu var. İsrail'in başı Netanyahu olmak üzere ona destek verenler de dahil, bunlar suçludur. Bunlar terörün yardakçısı olarak teröristtir ve bunlar Lahey Adalet Divanı'nda kesinlikle yargılanacaklar. Biz bu işin takipçisiyiz. Milosevic nasıl yargılandıysa, nasıl mahkum olduysa, inanıyorum ki Netanyahu ve onun yardakçıları da aynı şekilde yargılanacaktır ve sonunda mahkum olacaklar. Kimi batılı ülkeler İsrail'in işlediği suçları çok iyi bilmelerine rağmen bir mahcubiyet duygusuyla hareket ediyor. Holokost mağduriyetini bir mazeret olarak kullanan mevcut İsrail yönetimi maalesef dünyayı bununla susturmaya çalışıyor. Bizim her fırsatta İnsanlık dışı bulduğumuzu söylediğimiz antisemitizm siyasi çıkar hesabıyla Netanyahu ve ortakları tarafından körüklenmektedir. Oysa ne Holokost dramı ne antisemitizm ithamı İsrail'in işlediği suçlara sessiz kalmanın bahanesi olabilir. Gazze'nin genel olarak Filistin halkının geleceği boşluluk psikolojisi içine girenlerin İsrail'e verebileceği bir tazminat değildir. Böyle kirli, kanlı ve ahlaksız bir senaryoyu meşrulaştırmak için medyanın hoyratça kullanılmasını kesinlikle kabul etmiyoruz. Buradan pervasızca işlenen insanlık suçlarına ortak edilmeye çalışılan medya kuruluşlarına sesleniyorum. Akılla, izanla, vicdanla, mantıkla, basın ahlakıyla hiçbir bağı olmayan bu aklama çabasından, kandan beslenen bu retorikten, bu zalim iddiadan, bu ahlaksız dayatmadan kurtulun. Hristiyan, Müslüman, Yahudi,
fark etmez. Hep birlikte kimsenin kendini dışında tutamayacağı bir sorumluluk altındayız. Dünyanın neresinde olursa olsun, medya mensupları başta olmak üzere tüm vicdanlı insanlar cesur olmak, dik durmak, hakkı ve hakikati açık yüreklilikle konuşmak zorundadır. Bu katliam bugün Gazze'de yaşanıyor olabilir. Şayet bu akıl ve vicdan dışı mezalimin önüne geçemezsek artık dünyanın hiçbir yerinde hiç kimse kendini güvende hissedemez. Çünkü bir kere Pandora'nın kutusu açıldı. Zulmün çirkin ve vahşi yüzü her an her yerde karşımıza çıkabilir. Gazze ile ilgili çarpık bakış açısının asıl tehlikesi dünyanın geleceği ile ilgili umutları işte böyle bir gayya kuyusuna atmasıdır. Hiç kimsenin insanlığı böyle bir çıkmaza sürüklemeye hakkı yoktur. Amerika ve Avrupa ülkelerindeki yönetimler Filistin halkının ve bilhassa Gazze'deki mazlumların ahına kulak tıkayarak aslında en büyük kötülüğü kendilerine yapıyor. Batı üzerine titrediği güvenlik ve refah düzenini kökten sarsacak bir sınamadan geçtiğinin hala farkında değil. Türkiye olarak biz yaklaşan tehlikeyi görüyoruz. Ve dost acı söyler prensibince açık açık ifade ediyoruz. Birileri rahatsız olsa da hakkı ve hakikate aykırmaktan vazgeçmeyeceğiz. Ama bu anlayışla hem ikaz görevimizi hem de mazlumların yanında yer alma vazifemizi yerine getirmenin gayreti içindeyiz. Gazze için yürüttüğümüz yoğun diplomasi trafiğini de insani yardımları da sürdüreceğiz. Aynı şekilde bu gayretlerimizin bir parçası olarak gördüğümüz Filistin'in ve Gazze'nin vicdani sesi olan iletişim koridorunu devam ettireceğiz. Değerli dostlar, açılış programında birlikte olduğumuz TRT World Forum'u daha adil bir dünya hayalimizin hayata geçmesine katkı yapacak bir etkinlik olarak görüyorum. Dünyaya söyleyecek sözü olan herkesi bu tür imkanları kullanarak insanlığın ortak geleceği için inisiyatif almaya davet ediyorum. Yaşadığımız her hadise yıllardır dile getirdiğimiz dünya beşten büyüktür itirazımızın ne kadar isabetli olduğuna işaret ediyor. En önemli küresel işbirliği ve güvenlik mekanizması olan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Gazze meselesinde sergilediği aziyet eminim bizim gibi sizlerin de yüreğini sızlatmıştır. Genel Sekreter Sayın Guterres'in insanlığın ortak vicdanına tercüman olan çabaları da maalesef konsey üyeleri tarafından sabote edilmektedir. Sayın Guterres'in Birleşmiş Milletler Şartı'nın 99. maddesi kapsamında gönderdiği mektubu takdirle karşılıyor. Bu hamlesi dolayısıyla kendisini tebrik ediyoruz. Mevcut mekanizmaların dünyanın ve insanlığın ihtiyacı olan çözümleri üretememesinin bedelini masumların ödemesine daha fazla seyirci kalamayız. Hemen harekete geçmemiz şarttır. Aksi takdirde dünyayı yaşanmaz hale getirecek bir kaosun pençesine düşmemiz kaçınılmazdır. TRT'yi böylesine hayati bir meseleyi gündeme taşıdığı için kutluyorum. Uluslararası ölçekte güvenilir bir haber kaynağı haline gelen TRT, kısık sesleri duyurma ve olayları çok boyutlu aktarma görevini hakkıyla ifade etmektedir. Bilindiği gibi ülkemizin milli yayın kuruluşu TRT, 19 televizyon ve 17 radyo kanalı, 41 yabancı dil
ve lehçede yayın yapan Türkiye'nin sesi radyolarıyla geleneksel yayıncılıkta çok önemli bir tecrübeye sahiptir. Şimdi bu geniş birikim dijital yayıncılık alanına da aktarılıyor. Geçtiğimiz Mayıs ayında Türkiye'nin uluslararası dijital platformu tabii hayata geçiren TRT, uzun geçmişe sahip yayıncılık yolculuğuna yeni bir halka daha ekledi. Bu platform inşallah sapkın akımların ve örtük gayelerin hüküm sürdüğü mecralardan rahatsız olan herkese güçlü bir alternatif sunacaktır. TRT World ve TRT Arabi uluslararası haber kanallarının yanı sıra TRT Almanca, TRT Rusça, TRT Fransızca, TRT Balkan ve TRT Afrika dijital haber platformları da başarıyla faaliyetlerini yürütüyor. Önümüzdeki sene 8.'si yapılacak TRT World Forum'da bu kurumumuzun önemli markalarından biri haline dönüşmüştür. Bu süreçte emeği geçenleri tebrik ediyor. TRT World Forum'un hayırlara vesile olmasını diliyorum. Yurt içinden ve dünyanın dört bir yanından gelerek elini taşın altına koyma iradesini gösteren forum katılımcılarına teşekkür ediyorum. Hepinizi bir kez daha sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla. Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. Müsaadenizle efendim sizi bir süre daha sahnede konuk etmek istiyoruz. TRT Genel Müdürümüz Sayın Mehmet Sait Hoca'nın bugünün anısına Sayın Cumhurbaşkanımıza bir hediye takdimi olacak. Sayın Genel Müdürümüzü alkışlarınızla sahneye davet ediyoruz. Thank you so much, Mr. President, for your honest words as always. Please welcome to the stage TRT's Director General again, Mehmet Sait Sobacı, who would now like to present a special commemorative gift as a souvenir. Takdim edilen tablo hat sanatının zarif ve özgün dokunuşlarıyla bezenmiş olan 100. yıl logosunu temsil etmektedir. Hat sanatının incelikli çizgilerini göstermektedir. Efendim, değerli konuklar, günün anısını için Cumhurbaşkanımızla birlikte, TRT Genel Müdürümüzle birlikte bir aile fotoğrafı çektirmek istiyoruz. Lütfen sahneye protokolümüzde çağırmak isteriz. Konuk Kosova Cumhurbaşkanımız, Cumhurbaşkanı'na Sayın Türkiye Cumhuriyeti İletişim Başkanı, TRT Yönetim Kurulu Başkanı, İstanbul Valisi ve TRT Yönetim Kurulu üyelerini sahneye çağırıyoruz efendim. So as we commemorate this special occasion, we would like to invite all of our protocol guests to the stage for a memorable group photo with our president. Teşekkür ederiz. So as per TRT World Forum tradition, this year we continue to highlight the delicate balance between historical milestones and contemporary challenges around the world by recognizing our responsibility to take action and find solutions. But while still celebrating our triumphs and successes, as we thrive together, responsibilities, actions, and solutions. Thank you so much, Mr. President.